Yine aynı yıllarda Osman Gazi'nin rahatsızlığı iyiden iyiye artmaya başladı. Ve Osman Gazi tarih sayfalarında kaynaklar kesin olarak tarihi belirtmese de 1324 ile 1326 yılları civarında hayatını kaybetti. Osman Gazi ölümünün yaklaştığını hissederek vefat etmesi durumunda naaşının Bursa'ya nakledilmesini istedi. Fakat bunun olabilmesi için önce oğullarının Bursa'yı fethetmesi gerekiyordu. Osman Gazi hastalığının son günlerinde bir vasiyette bulunarak oğullarından Bursa'yı, İznik'i ve İstanbul'u fethetmelerini istedi. Osmanlıların kurucusu Osman Gazi öldükten sonra naaşı ilk olarak Söğüt'e defnedildi. Oğulları Orhan ve Alaaddin, üvey kardeş olmalarına rağmen örnek teşkil edecek bir dayanışma içerisindeydiler. Osman Gazi öldüğünde şahsına ait birkaç elbisesi, birkaç atı ve biraz da koyunları vardı. Dünya hayatında bir mal edinme arzusuna girmemişti. Osman Gazi'nin vefatının ardından iki kardeş herhangi bir taht mücadelesine girişmediler. Orhan Gazi, kardeşi Alaaddin'e beyliğin başına geçmesini teklif ettiğinde Alaaddin Paşa şöyle bir yanıt verdi. Merhum babamızın duası ve himmeti seninledir. Çünkü kendi sağlığında kendi askerlerini senin yanına verdi. Şimdi beylik vazifesi senindir. 1326 yılında Bursa daha da sıkıştırıldı. Bazı kaynaklarda Osman Gazi henüz yaşamaktaydı. 9 yıl boyunca şehrin ele geçirilmesi için baskı yapılmıştı. Bursa'ya yapılan bu baskıdan ve Mudanya'nın fethinden sonra Bursa tekfuru Beres artık yılmış ve şehri teslim etmeye karar vermişti. Orhan Gazi, Kösemihal ve Turgut Alp Bursa şehrinin önüne vardılar. Özellikle eski Doğu Roma tekfuru olan Kösemihal anlaşma konusunda büyük başarı gösterdi. Tekfur Beres Hisar'ı teslim ettikten sonra kimsenin canına ve malına zarar gelmemesi karşılığında şehri teslim edeceğini söyledi. Bursa tekfuru Osmanlı korumasında Marmara Denizi'nden gemiye bindirilerek İstanbul'a gönderildi. Müslümanlar tekbir eşliğinde şehre girerek 6 Nisan 1326'da Bursa'yı Osmanlı Devleti'ne katmayı başardılar. Ardından başkent ilan edilen Bursa'ya Osman Gazi'nin vasiyeti üzerine naaşı getirilerek Gümüşlü Künbet'e defnedildi. Orhan Gazi Bursa şehrine girdiği zaman Tekfur Beres'in veziri olan Saruz'a neden Hisar'ın teslim edildiğini sordu. Saruz'un cevabı şöyleydi. Sizin devletiniz günden güne büyürken bizimkinin zayıfladığını gördük. Babanızın yaptırdığı hisarlar sayesinde köylerimizi zapt ettiniz. Bu köylerdeki insanlar huzur ve rahatlığı görünce size itaat etmeye başladılar. Bizi dinlemez ve anmaz oldular. Yüklü mallar yığmamıza rağmen bir türlü satıcı bulamadık. Alacaklarımızı zamanında alamadık. Kısacası hisar bize hapis oldu. Padişah aciz olunca memleket kısa zamanda harap olurmuş. Bunu çok iyi anladık. Dünya sürekli değişmektedir. Şimdi bu değişiklikler bizde de gerçekleşti. Orhan Gazi Bursa'nın alınmasından sonra şehrin iskan çalışmalarına hemen başladı. Gazi komutanlarına kuzey taraflarında kalan Doğu Roma topraklarına akın etmelerini emretti. Gazi Abdurrahman ve Konur Alp ilk olarak Samandıra Hisarı'nı ve ardından Aydos Kalesi'ni ele geçirdiler.
Bu fetihler sayesinde Doğu Roma'nın İznik ve İzmit'ten başka Anadolu'da bulunan toprağı kalmadı. Padişah Orhan Gazi çok geçmeden İzmit'in fethiyle görevlendirilmiş, Akçakoca ve Konur Alp'in vefat ettiğini üzüntüyle haber aldı. Kocaeli taraflarına oğulları Gazi Süleyman Paşa ve 1. Murad'ı Serdar olarak bıraktı. Orhan Gazi'nin ilk hedefi İznik oldu. Zira şehir uzun yıllardır kuşatma altında bulunuyordu. Çevresine yapılan iki hisarda şehrin tüm kaynaklarını keser duruma gelmişti. Orhan Gazi şehri kuşattığında Doğu Roma İmparatoru Andronikos, İznik gibi önemli bir şehrin kaybedilmesinden büyük bir endişe duyuyordu. İmparator 3. Andronikos Palaiologos, kendisine yönelen bu tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla ve kaybettiği kaleleri almak ümidiyle ordusunu hazırladı. Orhan Gazi de İznik önlerindeyken imparatorun üzerine geldiğini öğrenince şehrin önünde küçük bir birlik bırakarak imparator ve ordusunun üzerine yürüdü. İki ordu Darıca ve Eskihisar mevkiinde bulunan Palekanon'da 10-11 Haziran 1329 günü karşı karşıya geldiler. Orhan Gazi, Doğu Roma ordusunu ve imparatoru kesin bir mağlubiyete uğrattı. İmparator bu savaşta yara aldı ve askerleriyle birlikte kaçarak canlarını zor kurtardılar. Palekanon Savaşı'nın ardından Orhan Gazi İznik kuşatmasına devam etti. Esasen Doğu Roma İmparatoru'nun Palekanon Savaşı'nda yenilmesi İznik'te tüm ümitlerin bitmesine neden olmuş ve savunma direnci kırılmıştı. Halkta Orhan Gazi'nin merhametli bir padişah olduğunu duyunca kendisine tabi olmaktan çekinmemişti. 1331 yılında İznik sulh ile Osmanlılara teslim edildi. Şehir ve kaleyi teslim alan Orhan Gazi halka bir duyuru yaparak arzu edenlerin eşyalarıyla beraber gidebileceklerini bildirdi. Hoşgörüde daha da ileri giden Orhan Gazi, kendi halkına katılmayı kabul edenlere cizye ödemek şartıyla adet ve inançlarını koruyabileceklerini duyurdu. Şehir komutanı İstanbul'a gitmeyi tercih ettiyse de halkın büyük bir kısmı yine İznik'te kalmayı tercih etti. Orhan Gazi, İznik'in en büyük kilisesi olan Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. Bir manastırı medreseye dönüştürerek kalenin Yenişehir kapısına imarethane yaptırdı. Eşi Nülüfer Hatun için de aynı yerde bir imaret ve oğlu Süleyman Paşa için de medrese inşa ettirdi. Böylece Süleyman Paşa Medresesi, Osmanlıların tarihteki ilk medresesi olarak kayıtlara geçti. İznik'in fethinden sonra Doğu Roma'nın son Anadolu toprağı olan İzmit'te kuşatma altına alındı. İmparator şehre yardım götürmek üzere gemilerle yola çıktı. Orhan Gazi şehri teslim etmelerine karşılık anlaşmaya razı olduğu haberini gönderdi. Aksi halde savaşın kaçınılmaz olduğunu ve buna hazırlıklı olduğunu da bildirdi. Bu haberden sonra imparator muhasarının kalkması karşılığında 12 bin altın ödemeyi kabul etti ve şehrin muhasarası kalkarak Doğu Roma Osmanlılara haraç ödeyen bir devlet haline geldi.
1335 yılına gelindiğinde Moğolların bir parçası olan İlhanlılar yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle dağıldı. Bu yıldan sonra Osmanlılar tam bağımsızlık kazanmıştı. İlhanlılar çökene kadar hala kendilerine bağlılıkları devam ediyordu. 1335 yılına kadar Anadolu'da Tekeoğulları, Ramazanoğulları, Eretna Beyliği, Dulkadiroğulları ve Karamanoğulları beylikleri kuruldu. Esasen Karamanoğulları Beyliği'nin kuruluşu 1256 yılına kadar dayansa da Moğollarla girişilen mücadeleler beyliğin tam bağımsız hareket etmesini önlemiştir. İlhanlıların yok olmasıyla Çobanoğulları ve Celayirli devletleri de kurulmuştur. ...1337 yılında İzmit şehri tekrar kuşatma altına alındı. İzmit Melikesi Marika'nın kardeşi Yohannes şehirden kaçsa da Osmanlılar Yohannes'i bulup öldürmeyi başardılar. Marika ise serbest kalması karşılığında şehri teslim edeceğini duyurdu. ...1337 yılında Marika'nın İstanbul'a gitmesiyle birlikte Osmanlılar İzmit'e girdiler. Gazi Süleyman Paşa fetih gerçekleştikten sonra İzmit'te yönetici olarak kaldı. Gazi Süleyman Paşa'nın adaletli yönetimi sayesinde Rumlardan birçok kişi Müslüman olmaya karar verdi. Osmanlılar bağımsızlığını ilan etmeden hemen önce Karasi Beyliği 1297 yılında Osmanlı'nın batı kesiminde kuruldu. Karasi Bey, Doğu Roma kaynaklarında Misya bölgesi diye adlandırılan merkezi Balıkesir, Çanakkale, Edremit ve Biga toprakları olarak kurulan bir beyliktir. Bu beyliğin kurulmasına mani olmak isteyen Doğu Roma İmparatoru, paralı olarak tuttuğu alan askerlerini görevlendirdiyse de, bu alan askerlerinin gösterdiği itaatsizlik, her şeye rağmen Karasi Bey'in de ilerlemesine engel olamadı. ...1304 yılında Doğu Roma'yı temsilen Katalan paralı askerleri bölgeye gelseler de kısa süreli başarıları hariç ciddi bir zafere ulaşamadılar. Karasi Bey'in 1328 yılında vefat etmesiyle Balıkesir'de hüküm sürmeye başlayan Demirhan Bey, Doğu Roma İmparatoru Andronikos ile barış imzaladı. Ancak Yahşi Bey, Karasi Beyliği'nin ikinci merkezi olan Bergama'da süren denizcilik faaliyetlerine büyük önem veriyordu. Yahşi Bey, 1329 yılında 70 parçalık donanmasıyla Gelibolu bölgelerine saldırdıysa da sonucu zafer ile neticelenen bir deniz seferi yaşayamadı. Yahşi Bey bir sonraki yıl yeniden Trakya sahillerinden Tekirdağ kadar uzanan bölgeye keşif seferi yaptı. Bunun üzerine Doğu Roma ve Adalar Denizi'nden vergi toplayan Hristiyan devletleri Yahşi Bey'den çekinmelerinden dolayı Haçlı Seferi ilan ettiler. ...17 Eylül 1334 yılında Bergama koyununda gerçekleşen deniz savaşında
Yahşi Bey'in donanması sayıca fazlaydı. Buna rağmen Haçlı donanmasının büyük gemilerine karşı koyamayan Karesi donanmasında 250 gemi batarak 3000 denizci Levent'i şehit oldu. Yedi sene içerisinde yeniden donanmasını kuran Yahşi Bey, Gelibolu'ya bir sefer daha gerçekleştirdiyse de herhangi bir toprak kazanımı elde edemedi. Yahşi Bey 1343 yılında hayatını kaybetti. İşte bu dönemden sonra kısa süreli bir taht mücadelesi yaşayan Demirhan Bey, halkına kötü davranmaya başladı. Bundan dolayı Demirhan Bey'in kardeşi Dursun, Orhan Gazi'ye sığındı. Dursun Bey ile Demirhan Bey'i barıştırmak isteyen Orhan Gazi, ordusu ile Karesi topraklarına girdi. Orhan Gazi'den çekinen Demirhan Bey, Bergama Hisarı'na kaçtı. Ardından kaleyi kuşatma altına alan Orhan Gazi, iki kardeşi barıştırabilmek için Hacı İlbey'i ile birlikte Dursun'u gönderdi. Ancak Orhan Gazi'yi çok üzen bir olay yaşandı ve Demirhan Bey kaleden attırdığı bir ok ile Dursun'u öldürttü. Demirhan Bey'e öfkelenen Orhan Gazi, kale muhasarasını sürdürdü. Kale halkının da ısrarıyla Demirhan Bey teslim oldu. Orhan Gazi ceza olarak Demirhan Bey'i Bursa'ya gönderdi. Halkın ve ordunun da desteğini alan Orhan Gazi, 1345 yılında Karesi Beyliğini topraklarına kattı. Böylelikle Osmanlıların nüfusu ciddi derecede artarken büyük bir deniz gücüne de sahip oldu. Orhan Gazi, büyük oğlu Süleyman Paşa'yı Karesi Beyliği'nin başına geçirerek devlet işleriyle ilgilenebilmek için Bursa'ya gitti. Bunun yanı sıra Karesi Beyliği'nin önde gelen emirlerinden Hacı İlbey'i, Ece Halil, Gazi Evrenos ve Gazi Fazıl Bey'in Osmanlı hizmetine girmeleri, Osmanlı Akıncı kuvvetlerini oldukça güçlü bir duruma getirdi. Doğu Roma tahtında hak iddia eden iki aile vardı. Bunlardan birisi Paleologos, diğeri ise Kantakuzenos aileleriydi. Yine Doğu Roma bir iç çatışmaya maruz kalmıştı. Doğu Roma İmparatoru 3. Andronikos Paleologos'un 1341 yılında ölmesiyle tahta onun çocuk yaştaki oğlu 5. Ioannes getirildi. Ona vasi tayin edilen 6. Ioannes Kantakuzenos, vasiliğinin fırsatını kullanmak isteyerek iktidarı ele geçirmeye çalıştı. Bundan kısa süre sonra da imparatorluğunu ilan etti. Ancak o yıllarda Adrianopol ve Konstantinopol isimleriyle anılan Edirne ve İstanbul, 6. Ioannes Kantakuzenos'un imparatorluğunu kabul etmediler. Sırpların ve Bulgarların da bu olaya müdahil olması işleri daha da karışık bir hale getirdi. Hemen ardından Selanik'te çıkan isyandan dolayı Aydınoğlu Umur Bey'den yardım isteyen 6. Ioannes Kantakuzenos, İzmir Haçlılarca işgal edildiğinden beklediği yardımı alamadı.
6. Yuhannes, 5. Yuhannes'e karşı yürüttüğü savaşında Orhan Gazi'den yardım istedi. Orhan Gazi ilk olarak 5 veya 6 bin kişilik bir yardım gönderdi. Ve bu askeri destek sayesinde 6. Yuhannes, 5. Yuhannes'e karşı zafer kazanmayı başardı. Buna karşılık Orhan Gazi, 6. Yuhannes'in kızı Theodora ile siyasi bir evlilik gerçekleştirdi. Orhan Gazi sayesinde Doğu Roma'da tahta geçen 6. Yuhannes Kantakouzenos, siyasetinde tamamen bir çıkar ilişkisi gidiyordu. Yeri geldiğinde Sırplara ve Bulgarlara karşı Osmanlı'dan yardım istiyor, yeri geldiğinde Papa'dan Osmanlı'ya karşı savaşmak için yardım talep ediyordu. Buna karşılık Orhan Gazi de Doğu Roma'nın birlikte hareket ettiği Venediklilere karşı Cenevizlilere yardım ediyordu. Orhan Gazi de Rumeli'ye yerleşmek için imparatora yardım götürmekten çekinmiyordu. Hatta Orhan Gazi Cenevizlilere Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı verdi. 1349 ila 1350 yıllarında Selanik'te yine isyan çıktıysa da imparator bu isyanı bastıracak güce sahip değildi. İmparator derhal damadı Orhan Gazi'den yardım istedi. Orhan Gazi 20 bin kişilik bir kuvveti Gazi Süleyman Paşa emrinde Rumeli'ye geçirdi. Bu seferle Rumeli Fatihi olarak anılacak Gazi Süleyman Paşa bölgede keşifte bulundu. Böylece Selanik'teki isyan bastırılabildi. Elbette bazı kaynaklara göre Süleyman Paşa isyan bastırılmadan hemen önce babasının çağırmasıyla geri dönmüştü. Bazı kaynaklara göre ise isyan bastırıldıktan sonra geri döndüğü belirtiliyor. Çok geçmeden 5. ve 6. Yuhannes'in arasında yine bir imparatorluk savaşı çıktı. 5. Yuhannes, Sırp ve Bulgarlardan aldığı destekle Adrianopole, yani Edirne'ye girerek kendisini burada imparator ilan etti. Osmanlıların siyasetine göre Sırplar Rumeli'de hüküm sürmemeliydiler. Osmanlıların uzun vadeli planlarına göre Doğu Romalılara yardım etmek makul bir durumdu. 6. Yuhannes, damadı Orhan Gazi'den yine yardım isteğinde bulundu. Bu yardımın karşılığında Çimpe Kalesi Osmanlılara verilecekti. Gazi Süleyman Paşa ordusu ile yine Rumeli'ye geçerek 6. Yuhannes'in ordusuyla buluştu ve birlikte Edirne üzerine doğru ilerlediler. Edirne yeniden 6. Yuhannes'in eline geçti. Kısa bir süre sonra Gazi Süleyman Paşa karışık olan Sırp-Bulgar ordusunu bozguna uğratmayı başardı. Bu zafer sayesinde Çimpe Kalesi Osmanlıların eline geçmiş oldu. Orhan Gazi bu yıllarda iyice yaşlandığından devlet yönetimini oğlu Gazi Süleyman Paşa'ya bıraktı. Ankara'da ahiler hüküm sürse de burada gözü olan iki beylik daha vardı. Bunlardan birisi Karamanoğulları Beyliği, diğeri ise Eretna Beyliği'ydi. 1354 yılında Gazi Süleyman Paşa Ankara'yı ele geçirmek için buraya bir sefer düzenledi. Ahiler ile işbirliği yaparak şehri ele geçirdi. Bu fetih ile birlikte Osmanlılar Karamanoğulları ile sınırdaş olmuşlardı.
aynı yıl içinde Umuroğullarına bağlı Bolu'da Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlıların asıl hedefi beyliklerin topraklarını ele geçirmek değildi. Kuruluşundan bugüne kadar olan en büyük hedefi Doğu Roma topraklarında Türk ve Müslüman nüfusu oluşturup Avrupa'yı içine alan bir devlet kurmaktı. Bu sayede Ankara'nın fethiyle birlikte Osmanlılara bağlı Müslüman Türk vatandaşlarının sayısı artacak ve Rumeli'de yapılacak yeni fetihlerde Türklerin buraya yerleşmesini sağlayacaktı. VI. Yohannes, 5. Yohannes'i Bozcaada'ya sürgüne göndermiş, ancak 5. Yohannes buradan kaçmayı başarmıştı. V. Yohannes'in Konstantinopol'e gelmesine sevinen halk, gelişini kutlamaya başlamış ve tezahüratlar etmişti. Bu dönemde Doğu Roma'da 3 tane imparator olduğu söylenebilir. Çünkü 6. Yohannes'in oğlu Matteus Cantacuzenos'u ortak imparator ilan etmişti. Tüm bunların sonunda Orhan Gazi'nin kayınbabası 6. Yohannes büyük bir depresyon geçirmişti. İşte bu siyasi gelişmeleri yakından gözeten Gazi Süleyman Paşa Bursa'dan hareket ederek Rumeli'nin fethine karar verdi. Bu sırada Gelibolu'da meydana gelen deprem sonrasında açlık ve salgın hastalıkların baş göstermesine neden oldu. Bu sebepten depremin de etkisiyle yıkılan surları aşan Osmanlılar kolayca Gelibolu'yu fethetmeyi başardılar. Gazi Süleyman Paşa ve Akıncı komutanlarının hepsi birden Büyük Rumeli Seferi'ne başladılar. Kısa süre içerisinde Balayır, İpsala, Keşan, Tekirdağ ve Çorlu fethedildi. VI. Yohannes tüm bu sorunlarla uğraşırken bir de Türklerin saldırısına maruz kaldı. Nitekim Türklerin önüne çıkaracağı bir ordusu kalmamıştı. Derhal damadı Orhan Gazi'ye Türklerin Rumeli'den çıkması için mektup göndererek ele geçirilen yerlerin boşaltılması için yüklü miktarda para teklif etti. Ancak Orhan Gazi yaşlılığını bahane ederek imparator ile görüşmedi. Hızlı bir oldu bittiyle Türkler Rumeli'ye yerleşmiş oldular. Bu dönemden sonra Gazi Süleyman Paşa Rumeli Fatihi olarak anılmaya başlandı. Gazi Süleyman Paşa babası Orhan Gazi'ye en yakın zamanda bu bölgelere Müslümanların göç etmesi gerektiğiyle ilgili bir mektup yazdı. Özellikle Gazi ve Akıncı komutanlarının aileleriyle beraber Karesi topraklarında yaşayan Müslümanlar da Rumeli'ye geçip yerleşmeye başladılar. Bu sırada 6. Yohannes tahttan indirildi ve 5. Yohannes yeniden imparator ilan edildi. Böylelikle Doğu Roma bu oldu bittiği kabul etmek zorunda kaldı. Yeni imparator 5. Yohannes Cantacuzenos derhal Sırplara mektup gönderdi ve Müslümanların Rumeli'den atılmasını istediğini söyledi. Sırp kralı Dušan bu çağrı karşısında ordu hazırlarken aniden ölünce bu girişimde başarısızlıkla sonuçlandı. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa sıradaki hedef olarak kendisine Edirne'yi o dönemki ismiyle Adrianopol'ü gözüne kestirmişti. Ordusunu bu fetih için hazırlarken hiç beklenmedik bir şekilde avlanmaya gittiğinde atından düşerek vefat etti.
Ölmeden önce verdiği vasiyetinde Rumeli'de yaptıkları boşa gitmesin diye Çimpe Kalesi'nin yanında yer alan Bolayır'a gömülmeyi ve ileriki yıllarda özellikle Rumeli Türklere bir sembol olması için mezarına türbe yapılmasını emretti. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa türbesine üzerinden düştüğü at ile birlikte gömüldü. Bugün Çanakkale'nin Bolayır köyündeki türbesinde atı ile beraber yatmaktadır. Nitekim bu olaya çok üzülen Orhan Gazi, yaşlılığının da verdiği etkiyle büyük bir hüzne kapılarak Şehzade Murat'ı Rumeli komutasının başına getirdi. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın aniden vefat etmesiyle birlikte kardeşi 1. Murat, babası Orhan Gazi'nin emriyle Rumeli ordularının başına geçti. Sultan Orhan Gazi devlet işlerini oğlu 1. Murat'a devredince 1. Murat ilk iş olarak bazı atamalar gerçekleştirdi. Yaptığı atamalarda Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil Paşa'yı kaz askerliğe tayin ederken lalası Şahin Paşa'yı da Beylerbeyliği makamına yükseltti. Böylece Lala Şahin Paşa Trakya Ordusu Başkomandanlığına getirilmiş oldu. 1. Murat atamaları gerçekleştirdiği sırada Gazi Evranos komutasındaki bir orduyu da Sırplara karşı set olması için Trakya'nın batısına konuşlandırdı. Vefat eden abisi Süleyman Paşa'nın fethettiği Çorlu, Doğu Romalılarca daha önceden geri alınmıştı. Şehzade Murat ilk olarak Çorlu Kalesi'ne hücum ederek kaleyi ele geçirdi. Ardından Lüleburgaz'ı da aldı. Hacı İl Bey ile Gazi Evranos ise Dimetoka'ya girmeyi başardılar. Diğer taraftan 40 Kilise adı verilen ve günümüzde Kırklareli olarak anılan bölgeyi de fethettiler. Ardından 1. Murat Lüleburgaz'da savaş konseyini toplayarak Edirne'nin fethine karar verdi. Lala Şahin Paşa ve Hacı İl Bey'i kendi emirlerindeki orduları ile Edirne üzerine doğru yönelirken Şehzade 1. Murat Baba Eski'ye girerek ordugahını topladı. Rum ve Bulgar kuvvetleri Edirne'yi korumak üzere şehirden ayrıldıktan sonra iki ordu Pınarhisar'da karşı karşıya geldiler. Osmanlıların Pınarhisar'da gerçekleşen bu muharebeden zaferle çıkmayı başarmasıyla Rum ve Bulgar kuvvetleri Edirne'ye doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Sultan 1. Murat bu zaferden sonra Rumeli'deki tüm kuvvetlerini bir araya getirdi. Osmanlı ordusu Temmuz 1361 yılında Edirne şehrini kuşatma altına aldı. Edirne şehir kumandanı Osmanlı ordusundan korktuğu için Meriç nehrinden bir kayığa binerek kaçtı. Kuvvetleri bozulan Edirne şehir müdafileri savaşmadan şehrin anahtarını Şehzade 1. Murat'a kendi rızalarıyla verdiler. Edirne'nin fethinden sonra şehir Osmanlı yapısı ile donatılmaya başlandı. Şehzade Murat Edirne'de bulunurken
Bursa'dan acil bir haber geldi ve Sultan Orhan'ın vefat ettiği bildirildi. Orhan Gazi'nin babası Osman Gazi'nin ölüm tarihi konusunda kaynaklar tarafından net bir tarih belirtilmediğinden 1324 ile 1326 arasında değişiklik gösteriyor. Buna bağlı olarak Orhan Gazi'nin hangi yıllarda saltanata geçtiği konusu da ne yazık ki netlik kazanamıyor. Orhan Gazi'nin 37 ile 38 yıl kadar tahta kaldığı bilinmektedir. Orhan Gazi tahta geçtiği zaman babası Osman Gazi'den 16 bin kilometre kare genişliğinde devraldığı Osmanlı topraklarını oğlu 1. Murad'a devrederken 95 bin kilometre kare olarak devretti.